Diplomat, yazar Hüseyin Çiloğlu ile birlikteyiz. Korona ve geldiği son noktayı konuşacağız. Ve tabii ki en önemli konu PCR, gündemde olan konular yani korona testi. E, Hüseyin Bey merhabalar. E, sizin de bu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarınız var. Belki en anlaşılır haliyle soruyu şöyle sorabilirim. Eğer ben bir grip vakası yaşıyorsam yani burnum akıyorsa, öksürüyorsam ve COVID'den şüphelenip hastaneye gidip test yaptırıyorsam, PCR testi yaptırıyorsam gripken COVID-19 pozitif çıkabilir mi? Yani bana COVID teşhisi koyabilirler mi? Merhabalar Emen Hanım. Davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Evet aslında altın değerinde soruyu sordunuz. Bu sorunun cevabı şu ana kadar tam olarak yanıtlanamıyor. Fakat elimizde ilginç veriler var ve yapılan PCR testlerinin gerçek anlamda %90'ın üzerinde doğru olmasını bekleriz. Yani bize gerçekten SARS-CoV-2 virüsünün COVID-19 hastalığına yol açabilecek düzeyde olduğunu gösterecek virüs yoğunluğunun olması gerekir. Fakat bunu ne yazık ki PCR testleriyle bulabilmek %90 ve üzerindeki ihtimalle mümkün olamıyor bazı durumlarda %50 yanlış test sonucu çıktığı oluyor. Hatta bunu geçtiğimiz aylarda kimi haberlerde de zaten duydunuz. Hafızanızı şöyle güzel bir yoklayacak olursanız. Kimi spor takımlarında. Antalya'da kimi ünlü yaşandı isimlerde, değil evet, mi? Evet. Bir iki spor takımında e, gerçekleşti. E, kimi ünlü isimlerde önce negatif sonra pozitif. E, önce pozitif sonra iki kez negatif gibi bir takım vakalar yaşandı. E, tabii bunlar sadece bizim ülkemizde değil dünyanın da dört bir tarafında oldukça sık biçimde görülebilen e, ne diyelim e, yanlışlar ve hatalar. Ve bu durum PCR testlerinin güvenilirliği COVID-19 hastalığının gerçekte alınmış olan önlemde var olup olmadığını e, bize kesin manada söylemiyor. E, bunlar e, sizin de söylemiş olduğunuz gibi gribal enfeksiyonlar, diğer influenza türleri olabilir, influenza AB e, veyahut adi koronavirüsler dediğimiz diğer dört korona türünün de Teşhis ediyor olabilir. Ee, burada şöyle bir soru gündeme gelecektir. İşte e, RNA'lar sonuçta büyütülüyor. Bizim e, cycle threshold e, threshold dediğimiz bir e, devir numarası var. E, o RNA e, parçacığını büyütüyorlar. Bu genelde 30'un üzerine ayarlandığında bu devir, e, bu testler içerisinde e, kuvvetle muhtemel olarak ee, orada bir virüs parçacığını bulabiliyorsunuz, RNA parçacığını bulabiliyorsunuz. İşte buna dayalı olarak insanlara genel anlamıyla siz COVID pozitifsiniz deniyor. Ee, ki bu da hatalı olabilir. Neden hatalı olabilir? Çünkü bu daha önce bir insanın COVID 19'u geçirdiği ve şimdi viral yük olarak hastalık seviyesinde olmayabileceğini de e, bizlere gösteriyor olabilir. O bakımdan da PCR testlerinin kesin olarak covid-19 hastası olup olmadığınızı gösterdiğini söyleyemeyiz. Bu konuda yapılan pek çok çalışma var. Ee, yayınlanmış makaleler var. Bunlar bize şunu gösteriyor. Kimi bölgelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Japonya'da, Çin'de yapılan araştırmalarda %60'a 70'e varan oranlarda e, yanlış pozitif e, çıkabildiği durumlar oluyor. İşte bu durum testin altın standardının olmadığını gösteriyor. Viral enfeksiyonu anlama açısından testin altın standardının bulunmadığı e, ve buna dayalı olarak da kesin bir hastalık teşhisinde e, bulunamayacağımızı gösteriyor. İşte belki de e, bu sürece dair en skandalvari olabilecek noktaların başında e, bu durum geliyor. Çünkü e, yine pek çok araştırmacı Barrington Deklarasyonunda da yayınladıkları gibi e, PCR testlerinin tam olarak güvenilebilir olmadığı sonucuna varmış durumdalar. Buna yine ünlü epidemiyologlardan John Ioannidis ve diğerleri de değinmişti. Fakat ne yazık ki ana akım medya tarafından bu konu tam olarak gündeme getirilemedi. Evet. Tabii burada şöyle bir şaibe ve tehlike ortaya çıkıyor. Yine e, sosyal medyada sıkça kullanılan, paylaşılan bir realite ortaya çıkıyor ya da realite mi şimdi size soracağım. Uygulanan tedavi yönteminin geçen gün şöyle bir ifadeyle karşılaştım katılacak mısınız size soracağım. İntihar etmeye kalkışmış bir insanın alabileceği ilaç miktarı kadar ilaç alıyor. E, Covid tedavisinde insanlar dediler tırnak içerisinde nakil yapıyorum. Katılıyor musunuz evet. buna? Çünkü tedavisiyle ilgili de şaibeler çok fazla. Sahiden de COVID-19 pozitif çıktığında verilen reçetenin, kullanılan ilaçların tedaviye yönelik olup olmadığı bilim çevrelerince tartışılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle gerçekten de doğru bir noktaya parmak bastınız. Bakın normal durumda eğer hastaneye gittiğinizde herhangi bir viral enfeksiyondan dolayı size günde 8 ila 16 arasında bir ilacı almanız gerektiği söylendiğinde ki viral yükünüzü tam olarak bilmiyorsunuz. PCR testi çünkü bu viral yükünün ne oranda olduğunu size göstermiyor. Ki seroplazma testleri de, yani kandan bakılarak yapılan testlerde de %50 hataların olduğu ortaya çıkıyor. E şimdi bu durumda ne yapacaksınız? E hastayı e, genel anlamıyla genel bir prosedür var, protokol var. E, o, o protokole uyarak ilaçları yazacaksınız. Bunlar içerisinde kimi ilaç formları var. Remdesivir gibi, hidroksiklorokin, sülfat gibi. E, fakat bunlar... E, hastalığın hangi seyirde olduğuna genelde bakılmaksızın e, yazıldığına dair çok ciddi kuşkular var. O bakımdan da insanlar bu ilaçları aldıktan sonra semptomlarının daha da ağırlaşmaya başladığını söylüyorlar. Çünkü bunlardan bazıları e, bağışıklık sistemini baskılayıcı, immün sistemi baskılayıcı etkileri olduğu bilinen e, bir takım e, formlar, ilaçlar. O bakımdan da e, ciddi oranda hastalığı iyileştirmek yerine Belki de durumu kötüleştirebilecek e, bir e, noktaya doğru getirdiğini de e, söyleyebilmek mümkün. Ama bu kesinlikle bütün vakalar açısından böyle diyemeyiz. E, bu bazı vakalar açısından e, böyle gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Buradaki temel ölçüt şu, e, hastalığın hangi seviyede olduğunu bilmeniz lazım. E, o bakımdan hafif semptomlarla zaten yapılan araştırmalar %80, Covid'e yakalandığı tespit edilen veyahut Covid-19 testi, PCR testi pozitif çıkan insanların %80'inin, %85'inin hatta kimi bölgelerde %95'e kadar oranının çok hafif semptomlarla hastalığı atlattığını e, bizzat söylüyor. E, özellikle 65 yaş üzerinde de e, bu hastalığın atlatılması %70'e kadar varan oranlarda hafif orta şiddetle gerçekleşiyor. O bakımdan kamuoyunun genellikle ilgilendiği veyahut Medyanın genelde ilgilendiği noktalar bu hastalığın şiddetli süreçleri üzerine oluyor. Tabii kameralar ve bunun yansıtan durumlar buraya odaklandığı için iş olduğundan daha farklı bir noktada gözükebiliyor. İşte o yüzden de kullanılan ilaçlar da gerçek anlamda tartışmaya açılmalı. Belki de belki de aşıya bir anlamda ön açabilmek için de işleyen, kimi işleyen hidroksiklorokin, sülfat gibi ilaçları fazladan yükleyerek e, hastalara, uluslararası e, sağlık örgütlerine, özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nü burada e, bir anlamda işaret etmemiz gerekir belki de. E, çünkü hidroksiklorokin, sülfatla alakalı olan araştırmaları geri çekti. E, sonra yeniden önerdi. Yani o konuda da ciddi anlamda kafa karışıklıkları var. Ama dünyadaki pek çok klinik hekimler, e, yapılan çalışmalar doğru dozda, ee, ve Çinko ile beraber verildiğinde e, oldukça işe yarayan bir ilaç olduğunu gösteriyor. Ama diğer ilaçların işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz bu konuda. Bunlar hala tıp camiası açısından tartışmalı olan konular. Peki şöyle bir şaibe ortaya çıkmıyor mu? Hani eğer bu bir planın parçasıysa, COVID-19 Great Reset denen e, büyük planın parçasıysa, COVID-19 tedavisinde uygulanan ilaçlarda Acaba o büyük plana destek veren bir tedavi süreci olabilir mi? Yani biz iyi bir şey ee, yapıyoruz derken aslında o plana destek veriyor olabilir miyiz? Çünkü konuşmanızda bağışıklığı baskılıyor dediniz. E zaten bu hastalığın düşmanı bağışıklığı, bağışıklığı düşük olan insanlar değil mi? Kesinlikle öyle. Bakın zaten sürecin hemen başında Dünya Sağlık Örgütü'nün Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme İdaresi'nin ve buna benzer uluslararası sağlık kurumlarının yapmış olduğu çelişkili açıklamalar e, ve olayı aşıya getiren günün sonunda tamamen aşı olursanız kurtulabilirsiniz. Eğer aşı olmazsanız mümkün değil. Bakın size bu ilaçları veriyoruz. E, bunlar da zaten görüyorsunuz sizlerde işe yaramıyor. Durumu daha da kötüye götürebilir diye e, bir durum da ortaya çıkabilir. O bakımdan bunu Klaus Schwab'ın son Dünya Ekonomik Forumunun Başkanı'nın açıklamalarıyla da birleştirdiğimizde işte 2021 Great Reset olacak. Bu Great Reset'te ne olacak? İnsanlara biz aşı pasaportları getireceğiz. Bundan sonra ülkeler arası seyahatlerinizde aşı pasaportlarınızı göstermek zorunda kalacaksınız. Noktasına gelmesi gerçekten düşündürücü ve insanları bir anlamıyla uyandırması gereken bir işaret. Neden? Çünkü... 0-19 yaş, 19-40 yaş, ondan sonra 40-59 yaş ve 65 yaşa kadar hastalığın %90'ına varan oranlarda hafif seyreden bir viral enfeksiyonu bu derecede büyük bir pandemi, bir salgın haline getirmek arkada bambaşka bir takım tasarımların olduğunu bize gösteriyor. Bunu da zaten e, yavaş yavaş öyle zannediyorum. insanlar farkına varmaya baş, e, başlıyorlar. E, bu Great Reset olayı da gerçekten e, bu işin tuzu biberi olmuş durumda. E, yeniden nasıl tasarımlayacaksınız bazı şeyleri? Endüstriyel dünyayı yeniden tasarımlamanız lazım. E, veyahut insanların yaşamını yeniden tasarımlayacak hale gelmeniz lazım. E, bunu da yapabilmek için insanların sağlığı, insanların en fazla korktuğu, çekindiği alan olduğu için ee, doğal olarak hayatlarının en temel üyesi olduğu için bura üzerinden toplumları şekillendirmek e, ve dizayn etmek e, belki de en mantıklı nokta olacaktır. E, bunu nereden biliyoruz biz? 2000'li yılların başlarından yani içinde olduğumuz milenyumun en başından itibaren geçtiğimiz 20 yıldan itibaren bu tür simülasyonların e, artarak çoğalması ve bu simülasyonların genellikle karanlık, distopik bir geleceği işaret etmiş olmaları aynen 2010'daki Rockefeller e, Foundation'ın yapmış olduğu çalışma gibi e, ünlü fütüristlere yaptırmış olduğu bir çalışma vardı. E, orada da yine böyle bir pandeminin e, Londra Olimpiyatları esnasında, 2012 yılı esnasında ortaya çıkacağını e, yine Güneydoğu Asya'dan e, meydana geleceği, ülkelerin sıkı yönetime e, doğru tedbirler alacağı ve bu sıkı yönetimler sonucunda da insanların özgürlüklerine ciddi anlamda kısıtlamalar getireceği gibi pek çok simülasyonlar pek çok bu konuda vaka çalışmaları yapıldı bunun en sonuncusunu da çok ilginçtir Aslında 2019'un yani bu viral enfeksiyonun epideminin başlamasından hemen önce 18 Ekim'de New York'ta yine John Hopkins Üniversitesi Dünya Ekonomik Forumu Bill ve Melinda Gates vakfının Ortaklaşa yapmış oldukları pandemi simülasyonunda görüyoruz. Oradaki pandemi simülasyonunda e, böyle bir şey Güney Amerika'da e, yayılıyordu, e, 60 milyon insanı enfekte ediyordu. E, sonra da aşı geliştirme çalışmaları yapılıyor. Aşı geliştirme çalışmasına göre e, yapılana kadar e, ilaçların etkinliklerinin işlemediği toplumlara gösteriliyor. Ee, aradan bir yıl geçtikten sonra da e, büyük veri madenciliğini işleyen internet devleri e, kendi istemiş oldukları seslerin yayılmasını sağlıyorlar. Burada o simülasyonlar da yapıldı. Yani şunu görüyoruz. E, dünyada etkin ve de yetkin olan yapı ve kurumlar, e, nüfusu bu noktaya kadar gelmiş olan 7.8 milyar şu an öyle zannediyorum dünya nüfusu, 7.8 milyar civarında olan insan nüfusunu Gezegendeki kaynakları bir anlamıyla daha fazla tüketmemesi noktasında bir plan ve proje oluşturdu. Sağlık dediğimiz noktada insanları kontrol etme açısından en önemli öge, insanları hızlı bir biçimde ikna edebileceğiniz en temel durum. O bakımdan da insanları sağlıkları üzerinden bir kuşatmaya aldılar da diyebiliriz. D vitamini e, muamması var. D vitamini düşük olanlarda COVID-19'un daha aktif olabileceğini ve daha çabuk yakalanabileceklerini söylüyor tıp çevreleri. Fakat burada da az önce sizin dediğiniz gibi. Şimdi korona öyle bir süreç ki çelişkilerle dolu. Maske konusuna da geleceğim. Önce şunu sorayım. Evet. D vitamini bu kadar etkiliyse İskandinav ülkeleri güneşle en az muhatap olan İskandinav ülkelerinde nasıl oluyor da e, korona vakaları bu kadar düşük? Aa, çok güzel bir soru. Ee, aslında sorulması gereken en e, önemli sorulardan bir tanesi. Orada şunu görüyoruz. Bakın e, biz e, güney enlemlere daha yakın gibi duruyoruz ülke olarak ama e, klinik değerlendirmelerde genellikle kuzey enlem olarak geçiyoruz. Ekvator e, civarı ve aşağısı genellikle güney enlem olarak gözüküyor. E, biz bile bu kadar güneş almamıza rağmen D vitamini seviyemiz oldukça düşük çıkıyor. Yani neredeyse her 10 kişiden 9'unda Kronik D vitamini yetmezliği var. D vitamini dediğimizde e, D vitamini aslında vitamin değil, hormonal düzenleyici. Vücudumuz için en temel olan faaliyetleri düzenlemekle e, yetkili olan e, bunları düzenleyen mekanizmanın adı aslında D vitamini. O bakımdan da e, İskandinav ülkelerine baktığımızda İskandinav ülkelerinde şunu görürsünüz: Hangi mevsim olursa olsun insanlar e, güneş çıktığında kendilerini e, güneşi alabilecekleri şekilde e, o güneşi mümkün olan en maksimum seviyede almaya çalışırlar. Parklara gidersiniz bunu görürsünüz. E, kamu alanlarında bunları görürsünüz. E, ve genellikle de çok sıkı giyinmezler. Özellikle yaz aylarında. E, çünkü mümkün olabildiğince o güneşi fazla almaya çalışırlar. Ama bunun da ötesinde İskandinav ülkelerinde, Baltık ülkelerinde e, insanların yaptığı bir şey vardır. D vitaminini dışarıdan form olarak, destekleyici olarak almak. O yüzden de bu ülkelerdeki marketlerde dahi e, D vitamini çok fazla satılır. E, ve insanlar e, özellikle çocukları da dahil olmak üzere yaşlılarına yüksek miktarda D vitamini takviyesi yaparlar. İşte bu yüzden bu İskandinav ülkelerinde D vitamini seviyesi bize oranla daha da fazla çıkıyor. E, bunu da zaten Covid'le olan savaşlarında görüyoruz. E, örneğin İsveç mesela... Dünyanın pek çok ülkesinin gitmiş olduğu karantina ve kapatma önlemlerine gitmedi. Ee, neden gitmedi? Çünkü acil yatak kapasitesi çok düşük olmasına rağmen bakın yoğun hasta yatak kapasitesi çok düşük olmasına rağmen e, İsveç, Norveç gibi ülkeler bu tür drakonyan e, önlemler içerisine e, girmeme konusunda anlaştılar. E, kendi toplumlarına güvendiler. E, mümkün olabildiğince doğru beslenmeye dikkat ettiler. Ee, yaşlı popülasyonlarını korudular ee, ve tabii ki de D vitamini aldılar. En temel önemde, en ucuz, e, en hızlı bir biçimde bağışıklığınızı destekleyebilecek, özellikle viral enfeksiyonlara, gribal enfeksiyonlara karşı e, D vitamini denilen bir silah var elinizde. Ve bu silahı onlar çok iyi biçimde kullandılar e, ve e, antikor seviyelerinin Virüsle savaşmada da oldukça iyi noktalarda olduğunu görüyoruz. E, kimi ülkelere göre düşük çıkıyor ama e, burada aynı zamanda da T hücrelerinden belki de bahsetmeliyiz. E, D vitamini kullanımı belki de T hücrelerinin yani bizim hafıza bağışıklık hücreleri diyebileceğimiz T-lenfositlerinin etkinliğini daha da fazla arttırmış durumdalar. O bakımdan da bu İskandinav ülkelerinde insanlar rahatsızlamsa bile, Covid-19'a yakalansa bile mortalite yani ölüm oranları diğer pek çok ülkeye ülkelere göre düşük çıkmıştır. İsviçre'de bunu görüyoruz zaten. Şu an zatüre vakalarının yüksek olduğu bir mevsime girdik. Eylül ayı itibariyle oralarda özellikle bizde de Ekim'den itibaren e, bu tür zatüre mevsimi dediğimiz mevsime girmiş oluyoruz. Gribal enfeksiyonlar e, yüksek noktalara doğru çıkıyorlar. E, fakat bu ülkeler yıllardan beri D vitamini kullanarak hücresel bağışıklıklarını en iyi biçimde destekliyorlar. E, D vitaminini özellikle yaşlılarının kullanmasını tavsiye ediyorlar. O bakımdan da D vitamini e, belirli seviyenin üzerinde çıkan baltık ülkeleri muazzam derecede bu hastalığa karşı, bu enfeksiyona karşı e, kendilerini bağışık tutmuş durumdalar. E, sosyal çevrelerde ve medyada sıkça kullanılan bir ifade var. Çember daraldı. Vaka sayısının artık test sayısının artması ve ikinci dalga korkusuna doğru yaklaşılmasıyla birlikte çember daraldı ifadesi her yerde kullanılıyor. Siz çemberin daraldığını düşünüyor musunuz? Birinci dalgayla ilgili görüşlerinizi aldım. Fakat öngörülen ve pompalanan bir anlamda e, ilkinden daha korkutucu olma ihtimali yüksek diye iddia edilen ikinci dalga. E, geliyor mu? Kışı nasıl geçireceğiz? E, ve bu konuda nasıl tedbirler önerirsiniz? Efendim ben e, bu virüsün ortaya çıktığı zamanlarda e, Mart-Nisan aylarında e, şu iddiayı gündeme getirmiştim. Bunun acaba kaçıncı dalga olduğunu biliyor muyuz? Veyahut bize söylendiği gibi bu virüs Çin'in Wuhan eyalet Wuhan bölgesinde, Hubei eyaletinde mi çıktı? Şimdi bu soruları doğru biçimde cevaplayamadığımız için hatta virüse dair daha ilk soruları bile doğru dürüst cevaplayamadık. Hangi canlı türünden insana geçti? İlk başlarda pangolinden de yarasalar anlatıldı. Yarasadan pangoline geçtik ama bunlarla ilgili hiçbir ciddi kesin kanıta ulaşılamadı. Hiçbir kesin kanıta ulaşılamadığı gibi e, muallakta kaldı ve aradan geçen 9 ay boyunca da bu örtünün kilidi bir türlü açılmadı. Birinci enfekte olan insan kimdi? Yani bu süper yayıcı dedikleri insanın kimliği dahi tespit edilemedi. O bakımdan da süreci biz bir takım varsayımlar üzerine e, kesin ve e, ön kabuller üzerinde e, götürmeye çalıştık. Medya ve basın küresel medya bize bunları gösterdi. Bu şekilde olduğunu anlattı. Bizler de buna inandık. Sokaklardaki kanlı görüntüler gösterildi. İnsanlar yerlere düşüyordu. Aynen sarah hastaları gibi nöbet geçiriyorlardı. Tüm bunlar insan psişesine, toplumların psişesine, bilinç bilinçaltına ekildi ve ondan sonra kuvvetli bir virüsle karşılaştığımızı düşündük. Karşılaştığımızı düşündük diyorum. Çünkü aslında biz virüsle bu virüsle kuvvetle muhtemeldir ki 2019 Ekim ayından itibaren zaten bütün dünyada ortaya çıkmaya başlamıştı etkileriyle beraber. O dönemki hastane yatış oranlarına baktığımızda acil servisleri, ondan sonra yoğun bakım servislerine viral enfeksiyonlar nedeniyle yatışlara baktığımızda ülkemizde de bu böyledir. Bu rakamların daha önceki senelere göre oldukça fazla olduğunu göreceğiz. Hatta çevremizle yapacağımız konuşmalarda o dönem hatırlayalım, 9-10 ay öncesine kadar gidelim şiddetli daha önceki influenzalarda veya gripal enfeksiyonlarda rastlanmayan bir viral yükün insanları ...etkilediği sonucunu göreceğiz. Ee, çevremizdeki yakın tanıdıklarımızdan, diğer bir takım insanlardan... ...kendilerinin peşini bırakmayan bir ay, bir buçuk ay boyunca... ...hatta e, kalplerinde bir takım, e, kalp bölgelerinde, göğüs bölgelerinde... E, ...bir buçuk, iki ay boyunca devam eden ağrıların olduğu viral bir yükten... ...ki kimilerine serum bağlandığı, kimilerine bir takım acil tedaviler yapıldığı... ...ve hekimlerin de şunları söylediğini göreceğiz... Ee, Bilmediğimiz bir viral enfeksiyon var. Tam olarak bilmiyoruz. Domuz gribi mi? Başka bir şey mi? Şimdi o dönem adı konulmamıştı. Ama ne zaman ki e, 2020 Ocak ayında Davos Ekonomik Forumu gündeme geldi ve o ekonomik forumda bir anlamıyla yine düğmeye basıldı. 2019 Ekim'indeki bu simülasyonla eş zamanlı olarak aradan iki buçuk ay geçtikten sonra ve o düğmeye basılma noktasından itibaren adım adım Çin'de biz bu, bu olayın ortaya çıktığı gibi lanse edildiğini e, işittik. Televizyonlara bu görüntüler verildi. Şimdi 10 Hüseyin Bey itibaren, çok özür diliyorum. 6 ay öncesinde Kanada ve İngiltere'de yapılan araştırmalarda kanalizasyondaki RNA parçalarında bulgulara rastlandı. Yani bu e, anda çıkmamış olabilir mi bu virüs? Evet kesinlikle. Zaten benim Kanada ve İngiltere'de ne arıyor? 8-9 e, ay öncesinde. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde Maryland eyaletinde ee, yine üçüncü seviye güvenlik aşamasına sahip e, bu yüksek güvenlikli e, viral laboratuvarlarda e, ortaya çıktığına dair e, Amerikan kamuoyunda, özellikle yerel medyasında bir takım haberler çıktı. İşte e, o bölgedeki laboratuvardan yayıldığına dair viral enfeksiyonun, hatta bunlarla ilgili kimi bilimsel yayınlar, kimi uyarılar yapıldı hem Wuhan'daki laboratuvar, o yüksek güvenlikli laboratuvar hem de Maryland'de bulunan laboratuvarla alakalı e, Viral enfeksiyon laboratuvarı ile alakalı e, bu tür şüpheler gündeme getirildi. Bakın sanki senaryo hazırlanmış gibi e, bu tür şüpheler gündeme getirildi ve sonrasında da o bölgede yüksek viral enfeksiyon ve yoğun bakım e, hastalarında e, sayılarındaki artışlar gündeme geldi. Kuvvetle muhtemeldir ki bu virüs dünyanın kimi yerlerinde kimi yerlerinde eş zamanlı olarak ortaya çıkmaya başladı. Toplumlar arasında yayılmaya başladı. Ekim, Kasım ayları gibi bu yoğunluğun şiddeti arttı. Aralık, Ocak gibi yine e, bu e, dalganın ilki e, gerçek anlamıyla pik yaptı. Yukarı noktalara doğru çıktı. Sonra da Şubat ayından itibaren, Şubat Mart aylarından itibaren de ikinci dalga gündeme gelmiş olabilir. O bakımdan da e, bize genellikle ne anlatıldı bu e, virüs süreci pandemi süreci içerisinde e, bunun 3 dalgası olacağı aynen e, 1918 e, pandemisi gibi İspanyol gribi gibi gerçekleşeceği söylendi. E, fakat biz ne gördük e, bunun viral yükünün çok daha hafif gerçekleştiğini gördük. Muhtemelen çünkü e, biz bunun birinci dalgasını e, bahsetmiş olduğum tarihlerde zaten yaşadık. Ve bunun adını Covid koymadığımız için, o dönem PCR testleri ortada olmadığı için insanlar bunu sessiz sedasız atlattılar. O bakımdan da e, biz e, bu pandemi sürecini aslında e, dünyayı içine alan bir simülasyon olarak yaşadık ve bu simülasyon aslında kuvvetle muhtemel ikinci dalgasında başlatıldı. Ve şu an yaşadığımız söylenen ikinci dalga aslında üçüncü dalga. E, ve bu üçüncü dalgada da biz ne görüyoruz? PCR testleri pozitif çıkıyor. Ama ölüm oranları e, oldukça aşağıda seyrediyor. Yani işte çember daraldı denilen noktanın hiç gerçek anlamıyla e, gündelik yaşamla uyuşmadığını görüyoruz. Hayatın pratikleriyle uyuşmadığını gözlemliyoruz. O bakımdan da şunu söyleyebiliriz. E, içinde olduğumuz e, salgın süreci aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan değerlendirmelerde ki bunlar 5 seviyeli salgın değerlendirmeleri var. 5 seviyenin ancak ikincisine denk düşüyor. Aslında bizde de bir e, pandemi genelgesi yayınlandı 2019 yılında. Yani bu salgın süreci olmadan, duyurulmadan 6 ay, yaklaşık takriben 6 ay öncesinde e, bizde de Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu yaklaşık 300 sayfalık bir e, pandemi genelgesi vardı. Orada da... Nasıl özetlerdiniz e, o pandemi genelgesini? Neler vardı o genelge başlıklarda? Çok önemli. O başlıklar içerisinde işte Böyle bir pandemi salgın oluştuğunda ne derecede yanıtlar verileceği, nasıl kapatılacağı, okulların, enstitülerin, kurumların, gündelik yaşamdaki kimya üyelerinin buna karşı sağlık sisteminin nasıl yanıt vereceği genel anlamıyla orada da yazılıp çizilmişti. Burada temel olan bir tablo var yine o salgın genelgesi içerisinde. O tabloda şu gösteriliyor. Tıltılar Sağlık Bakanlığı'na ulaşmış mıydı da bu genelge yayınlandı Sayın Çiloğlu? Aslında yıllardır bu genelgeler yayınlanıyor. Lakin 2019'da yani ya, hatırlayacaksınız 2009'da domuz salgını, domuz gribi vardı. Orada ne yapıldı? Aynen bugünkü olduğu gibi, bugünkü süreçlerde yaşadığımız gibi ama daha düşük yoğunluklu yaşadığımız gibi e, çok yüksek ölümlerin olacağı söylenmişti. İnsanların milyonlarca insanın hayatını kaybedeceği söylenmişti. E, ama hep topu aynen normal influenza mevsimlerinde olduğu gibi birkaç yüz bin insan hayatını kaybetti. O dönemden itibaren ülkeler bu salgın genelgelerine hız vermeye başladılar. E, çünkü o dönem belki de ...toplumu tam olarak hazırlayamamışlardı. Ama aradan 10 yıl geçtikten sonra... E, ...bizim Sağlık Bakanlığımızda e, ...bu pandemi... Simüle, e, ...sağlık genelgesini... ...yeniden e, güncelledi. E, onun içerisinde şöyle kritik bir nokta vardı... ...Emel Hanım. E, yaklaşık 50 binin üzerinde... insanı ölümcül olduğunda... E, ...bildiğimiz anlamıyla... ...pandemi, salgın en yüksek derecede... ...salgın moduna geçiliyordu. Yani aslında... 2019'da Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu pandemi genelgesinde biz onun yaklaşık 5'te 1'i rakamına kadar ulaştık. Normalde bunun 5 katı olması gerekiyordu ki bütün yaşam, bütün okullar ve her her şey karantina kuralları gereği kapatılsın. Fakat biz bu yükü yaşamadık. Bütün bu daralan çemberler bir türlü gerçekleşmedi. Ankara'da insanlar... Hayatını kaybediyor, ölüyor, bütün yatak kapasiteleri doldu. Artık ümit kesildi. Ne yazık ki felaketleri topluma verilmeye çalışıldı, ama bunların hiçbirisi gerçekleşmedi ve hiçbirisi de gerçekleşmeyecek. Neden gerçekleşmeyecek? Çünkü ne kadar simülasyon yaparsanız yapın, adı üzerinde simülasyon, gerçek hayatın sadece yeniden imite edilmiş hali, yeniden tasarımlanmış hali ve ne yazık ki gerçek hayat gibi olmayacak. Gerçek hayat gibi olmayacağı için de genellikle yapılan simülasyonlar en yüksek derecede zararlar üzerinden kurgulanıyor. O bakımdan da gerçek hayatımız bize hiç öyle söylenildiği gibi bir felaket yaşamadığımız, hatta mülteci kamplarına gittiğinizde, Afrika'ya gittiğinizde, bu salgın denilen salgının yayılması gereken Hindistan gibi ülkelere gittiğinizde orada bile şu an viral yükün oldukça düşük olduğunu görüyorsunuz, ölüm oranlarının düşük olduğunu görüyorsunuz. Bakın bu salgın genellikle ne ile karşılaştırıldı? Ve ee, hijyenin bir, neredeyse çok sıfıra yakın olduğu Hindistan'da nasıl olur da düşük bu kadar evet, düşük evet, oldu COVID değil mi? Covid vakaları bu kadar düşük oldu. Yani hijyen o kadar düşük, insanlar arasındaki münasebetler o kadar yoğun, 1 milyar 400 milyona yakın insan iç içe yaşıyor. Yani metrekareye baş, metrekare başına düşen nüfus o kadar fazla ama burada öyle beklendiği gibi milyonlarca insan hayatını kaybetmedi. Bakın ne olmuştu 1918 pandemisinde sadece Hindistan'da yaklaşık 15 ila 30 milyon insanın hayatını kaybettiği gösterilmişti. Fakat burada onun onda biri dahi gerçekleşmedi. O bakımdan diyoruz ki bu COVID pandemisi denilen olay tamamen kurgusal bir olay. Bildiğimiz viral enfeksiyonlardan çok daha üst düzeyde gerçekleşen bir e, epidemiden bahsetmiyoruz. Onları aşan, onların viral yükünü aşan bir şeyden bahsetmiyoruz. Ciddi bir kurgu var ortada ve bu kurgu ne yazık ki çizmiş olduğu senaryolara dahi uymuyor. O bakımdan da e, toplumlar e, buna yavaş yavaş uyanıyorlar. Dünyaca ünlü epidemiologlar ne yazık ki seslerini ana akım medyada duyma imkanımız yok. Ama onlar YouTube'da çektikleri videolarda veya çeşitli mecralarda göndermiş oldukları videolarda en başından itibaren bunu söylediler. Bu her dönem karşılaşmış olduğumuz viral yüklerin sadece biraz daha fazlası. Biz bunu Nisan ayında Mayıs'ın başına kadar ortasına kadar pikini yaşadık. Ondan sonra da zaten aşağı indi diyorlar. Söylemiş oldukları bu. O yüzden bahsedilen ölümcüllük hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Geçtiğimiz 8 ayda da o beklenen ölümler, yaşamını kaybetmesi gereken insanlar gerçekleşmedi. Alınan önlemler mi buna yol açtı? Kuvvetle muhtemel hayır. Alınan önlemler çok daha fazla ekonomik sistemlerin, sosyal sistemin, ondan sonra jeopolitik sistemlerin ve tedarik zincirlerinin kırılmasına yol açtı. Yaklaşık olarak Afrika'da her ay 10 binden fazla çocuğun ölümüne yol açtı dünya tedarik zincirinin mart başından itibaren kırılmasının yol açtığı felaketten bahsediyoruz. Yani şu ana kadar fazladan yüz binlerce çocuk Afrika'da hayatını kaybetmiş durumda. Yine aynı şekilde karantina yoğun karantina önlemleri dolayısıyla evde durmak zorunda olan hareketsizlikten dolayı diyabetten dolayı kalp damar yetmezliklerinden dolayı diğer bir takım hastalıklardan ve kronik rahatsızlıklardan dolayı yüz binlerce insanın ve hatta milyonlara varan oranlarda insanın önümüzdeki süreçte daha kritik noktaya doğru gelebileceğini söyleyebiliriz. Eğer bir daha benzer kapatmaları ülkeler önümüzdeki süreçte yaparlar ise Esas o zaman 65 yaş üzerindeki insanlara daha büyük ölümcül darbeyi vurmuş olacaklar. Öğrencileri eğitim hayatlarından etmenin ki zaten biliyoruz ki Covid-19'un ölümcüllüğü çocuklar, öğrenciler ve gençler arasında hatta 65 yaş altın, yaşın altındaki bütün popülasyonlar arasında ölümcüllüğü normal gribel enfeksiyonların da altında. Bakınız normal gribel enfeksiyonların da altında diyoruz sadece 65 yaş üzerinde e, bu enfeksiyon oldukça etkili olabilmekte. E, sağlık sistemini 65 yaş üzerine kurmak varken toplumun tamamı için tecrit politikalarını uygulamanız, karantina politikalarını uygulamanız hiç iyi sonuçlar vermedi. Maske uygulaması bakın ne zaman e, devreye girmişti? Mart ayında yoktu, Nisan ayında yoktu. Mayıs'ın ortasından sonra yani zaten viral yük Japonya'da, Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalarda gösterildiği üzere 20 ila 80 kat hatta Japonya'da 300 kata kadar varan oranda bu virüsün zaten topluma yayıldığı tespit edilmişti e, yapılan çalışmalarda. Şimdi böyle bir ortamda zaten virüsün yayıldığı ortamda Etkinliği azaldıktan sonra sizin maske gibi bir takım önlemleri getirmeniz virüsün ölümcüllüğünü azaltma noktasında aslında e, pek fazla bir şey yapmadığını gösteriyor. Almış olduğunuz önlemlerin Hemen etkili olmadığını gösteriyor. ilgili bir gösteriyor. soru sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. E, Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme İdaresi iki çelişkili açıklama yaptı. Şöyle dedi maske kullananların %70'i COVID'e yakalanıyor. Kullanmayanların %3,5'u yakalanıyor. <laughs> Hemen Efendim? 17 Eylül'de ikinci açıklamayı yaptı ve şöyle dedi. Maske aşıdan daha koruyucudur ve daha güvenlidir dedi. Bu iki açıklamanın arasındaki farkı siz nasıl okursunuz? E, sürecin en başından itibaren resmi kurumların çok ciddi skandallara imza attığını en başından itibaren söylüyoruz. Ee, ne yazık ki hastalık kontrol önleme idaresi de Amerikan Başkanı'nın söylediği gibi oldukça şaibeli bir kurum. Amerikan Başkanı ne ile itham etti? Bakın kendi icra yetkisinde olan kurumu derin devlet olmakla itham etti. Bugün e, Amerikan CDC'si dünyadaki en önemli aşı üreticilerinden bir tanesi biliyor musunuz? Aşı patentlerine sahip olan kurum yaklaşık olarak 20 aşı patentine sahiptir CDC ve her yıl bundan yaklaşık olarak 5 milyar doların üzerinde kar elde eder. Gelir elde eder daha doğrusu. Bakın 5 milyar dolarlık CDC dediğiniz Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme İdaresi. kontrol önleme İdaresi, Evet. Bu idare aynen bir kar amacı güden kurum gibi çalışıyor. Aslında resmi bürokratik bir kurum. On binlerce hekimin, sağlık çalışanının, bilim insanının çalıştığı bir kurum, bürokratik bir mekanizma. Ama kar elde eden bir kurum görüntüsünü görüyoruz e, ve e, işte maske e, gibi bir takım şeyleri gündeme çıkarıyor ama yayınlamış olduğu veriler resmi veriler olduğu için o resmi veriler içerisindeki satır aralarını dikkatle okuduğumuzda e, şunu göreceğiz maske kullandığı belirtilen sürekli maske kullandığı belirtilen insanların %70'inin ne yaparlarsa yapsınlar Covid-19'a yakalandıkları ortaya çıkıyor. Bakın yaptıkları PCR testinde e, e, Kullanmayanların ise sadece yüzde üç buçuk dördünde bunun gözlemlendiği ortaya çıkıyor. Bilimsel açıdan baktığımızda bunu şöyle bile yorumlayabiliriz: Maske takmak viral yükü arttırıcı bir faktör dahi olmuş olabilir. O bakımdan resmi kurumların ne yazık ki bu son 9 aydaki karnesi hiç ama hiç iyi değil. E, gerçek anlamda e, toplumların sağlığını düşündüklerini söyleyemiyoruz. O bakımdan da bu skandallar. Gün geçtikçe daha da fazla artmaya başlıyor. Bakınız e, Tony Fauci'nin yani bu kurumun bulaşıcı hastalıklar direktörü olan Tony Fauci'nin e, açıklamalarına bakalım. Aynı zamanda da e, kendisine sorulmuş olan soruya verdiği cevap. D vitamini ile de bunu bağlayacak olursak şunu söylüyor. Kendisi normalde belirtilen yani CDC'nin Amerikan halkının almasını istediği orandan 10 kat daha fazla D vitamini kullandığını görüyoruz. Yani resmi kurum halkına... 10 kat daha düşük e, vitamin kullanılmasını önerirken ki bizde de kimi uzmanlar işte D vitamini e, kemiklerde bir takım rahatsızlıklara yol açabilir, kireçlenmeye yol açabilir diye. Halbuki kronik derecede düşük D vitamini yükü var. Bu dünyada böyle sadece bizde değil dünyada böyle ama resmi kurumların başında olan insanlar ne yapıyor? Söylediklerinin tam tersini gerçekleştiriyorlar. Bakın zaten buradan da e, olayın hiç iyi yönetilmediğini, ciddi bir takım skandalların zaten satır aralarından çok iyi biçimde okunduğunu e, görebileceğiz. E, bu, bu kurumun zaten yol açtığı skandallardan bir tanesi değil. Bundan önce de pek çok skandallarının olduğu e, yine e, Robert Kennedy tarafından da e, bahsedilmekte e, ve aynı zamanda da bu konular üzerine araştırma yapan bilim insanları tarafından da e, ortaya çıkarılmış durumda. Son bir soru. Süremizin sonuna geldik artık. Ee, buraya kadar anlattıklarınızdan şunu sorma hakkını kendimde görüyorum. Masa başında verilen bir kararla COVID-19 diye bir senaryo oluşturuldu. Peki yine ne zaman masa başında COVID-19 artık bitsin denecek? Çok güzel bir Amacını, soru. Ne zaman amacına ulaşacak COVID-19 ve artık görevini tamamlayıp dünyamızı terk edecek? Muhtemelen 2021 yılı gibi bu bahsetmiş oldukları bu büyük sıfırlama olayı yani Great Reset gerçekleşirse o noktadan itibaren e, ve aynı zamanda da aşıların çıkmaya başladığını görüyoruz. Ama bu aşılarda da ne görmeye başladık? E, denekler üzerinde ölümcül sonuçlar ortaya çıkıyor. Aynen 2009'daki domuz gribi olaylarında olduğu gibi. Aynı tekrarını, birebir neredeyse tekrarını yaşıyoruz. 2005'te, 2005'teki kuş gribinin, 2009'daki domuz pandemisinin tekrarını yaşıyoruz. O dönemde de yine pek çok skandallar ortaya çıkmıştı. Ama bu skandalların e, üzeri örtülmüştü. Burada da kuvvetle muhtemel 2021 yılından itibaren e, viral yükün azalmaya başlamasıyla zaten bu hiçbir zaman yaşamımızdan çıkmayacak. Aynen diğer virüsler gibi normal, e, adi koronavirüsler gibi değerlendirilmeye başlanacak. Mutasyon geçiriyor olacak. Ki şimdiye kadarki gözlemler bunun iyi yönde mutasyon geçirmiş olduğunu gösteriyor. Kanıtlara baktığımızda. Ee, kuvvetle muhtemeldir ki aşının da e, çıktığını söylemeleriyle beraber 2021'de karbon gündemi e, insanların önüne getirilecek. Karbonsuzlaştırma, karbona e, ilişkin bir takım olaylar da gündeme getiriliyor olacak. O noktadan itibaren de diyecekler ki artık e, virüs hayatımızdan çıkmıştır. Resmi olarak e, bundan sonra büyük bir sorun teşkil etmiyor. Ama şunu söylüyor kimi resmi kurumlar, bu virüs yaşamımızdan çıksa dahi maske gibi bir takım önlemlerin hayatımızda olması gerektiğini dillendirmeye başladılar son birkaç aydır. Fakat en başta ne diyorlardı? Bu önlemler sadece geçici süre uygulanacak. Geçici süreyle insanlar bu önlemleri uygulamış olacaklar. Ama aylar geçtikçe biz şunu görmeye başladık. Ölüm oranları ne kadar düşük çıkarsa çıksın insanları kontrol etmek amacıyla, insanları ilerideki bir takım olaylara hazırlamak amacıyla şu an geçici olduğu söylenen önlemler önümüzdeki süreçte kalıcı hale getirilmeye çalışılacak. Yalnız bir faktör var burada, önemli bir faktör. Sözümü de son olarak belki de oraya doğru bağlayayım. 3 Kasım'da gerçekleşecek Amerika Birleşik Devletleri seçimleri sonucunda eğer Donald Trump yeniden seçilirse kuvvetle muhtemeldir ki resmi kurumların özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün bugüne kadar yapmış olduğu açıklamalarla ilgili e, bir takım e, soruşturmalar, hukuki süreçlerin e, başladığını görebiliriz. O noktadan itibaren de e, 20 yıl öncesine, 30 yıl öncesine kadar giden bir takım defterlerin, bir takım skandalların ortaya çıkmaya başladığını göreceğiz. E, bu da ciddi anlamda Pandora'nın kutusunu açacak pek çok şey bu Covid olayıyla beraber dünyamızda yeniden ortaya çıkmaya başlayacak, aydınlanmaya başlayacak. Biz o örtülerin altından ne tür karanlık, ne tür gölge işlerin dönmeye başladığını çok daha çıplak bir biçimde görmeye başlayacağız. Yani bir biçimde kral çıplaktır denecek tüm dünyaya eğer Donald Trump yeniden seçilirse. Dayın Çiloğlu, o Pandora'nın kutusundan inşallah çocuklarımıza yapılan aşıların içeriğiyle ilgili can acıtıcı şeyler çıkmaz. Ee, büyük ihtimalle çıkacak gibi duruyor. Ee, 1999 yılında Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi CDC ve yine Amerika'daki resmi sağlık kurumları e, hepatit B aşılarında e, ailelere söylemedikleri Ciddi bir takım yan etkilerin, otizme Varan yan etkilerin e, ortaya çıktığını kendi resmi raporlarında kabul etmek durumunda kaldılar. E, ne yazık ki ne yazık ki e, bundan da bu tür e, olayların bu tür e, örtüsü açılmamış ve yıllar yılı gizlenmiş olan e, büyük ilaç tekerleri ile alakalı aşı tekerleri ile alakalı örtülerin açılmaya başladığını göreceğiz. O noktadan itibaren de toplumlar e, bu olayın kurgusunu çok daha iyi biçimde anlamaya başlayacaklar. Hayatları üzerinden döndürülen e, bir takım e, tasarımların, bir takım planların aslında hiç de kendilerinin iyiliğini istemeyen, e, kendilerinin sağlığını düşünerek değil ama kar makinesini, küresel ilaç e, tekerlerinin kar makinesini çalıştırmak üzere. Çünkü bu aşı meselesinde e, Bill Gates'in de 2019 e, Aralık ayındaki tweetinde olduğu gibi muazzam karlı bir iş ve 2020 yılı bunun başlangıcıdır diye bir tweet atmıştı Bill Gates. Aynen orada olduğu gibi, o sözlerinde olduğu gibi trilyon dolarlara varan e, karlı bir iş olarak görüyor. E, dünyadaki e, ciddi e, milyarderler zaten de bu e, virüs süreci boyunca biz şunu gördük. Dünyadaki küresel elitlerin e, mevcut 8 e, bu virüs öncesinde, pandemi öncesinde 8.7 trilyon dolar olan Servetleri 12 trilyon doların üzerine çıktı. Tarihte görülmemiş ölçüde arttı. Yani oyundan 9 aylık bu oyun sürecinden, bu pandemi sürecinden kimlerin karlı çıktığını görecek olursak, gerçek anlamıyla bu işin fitilini de kimlerin ateşlemiş olduğunu bir anlamıyla çözmüş olacağız. Çok kısa bir cevap istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü küresel güçler tarafından desteklendiğini biliyoruz. Başına bunların geleceğini bile bile küresel güçler Trump'ı seçer mi? Ee, küresel güçler aslında bugün dün de oldukları gibi 2016 seçiminde oldukları gibi Trump'ın karşısında yer aldılar. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve dünyada daha baş, başka güçlerin de olduğunu görüyoruz. Ee, en azından toplumların ve insanlığın daha büyük sağlığını, daha da iyiliğini düşünebilen noktada. O yüzden de onlara rağmen 2016'da seçilmesi büyük bir şoktu. Hatırlayınız Time dergisini, ondan sonra The Economist'i ve ondan sonra Amerikan Başkanı'na yapılan saldırıları hem iç kamuoyunda hem de dünya kamuoyunda belki de hiçbir Amerikan Başkanı'nın karşılaşmadığı kadar büyük tepkiyle karşılaştı. Ve şimdi de ona karşı çok büyük kampanyaların olduğunu görüyoruz. Ama kuvvetle muhtemeldir ki ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Amerika'nın özellikle güney eyaletleri ve kırmızı eyaletler Amerikan başkanının yanında duruyorlar e ve o o da önümüzdeki süreçte eğer 3 Kasım seçimlerini kazanırsa ki oldukça kuvvetle muhtemel e, kazanacaktır Amerikan başkanı. E, o noktadan itibaren de Pandora'nın kutusu gerçekten açılıyor olacak. O küresel güçler ne yapmak isterlerse istesinler e, onların da örtüsü çekileceği için belki de büyük bir par, e, panik ve korkunun ee, onlar cenahında, onlar satında e, yaşanmaya başladığını da gözlemleyeceğiz. E, bu da dünyamızı önümüzdeki süreçte, özellikle 2021'den itibaren e, çok ilginç olayların, olağanüstü olayların e, beklediğini gösteren işaretlerden bir tanesi olacak. Aklımda bir sürü soruyla size veda etmek zorundayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım cevaplarınızdan. E, tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum Emel Hanım. Görüşmek üzere diyorum. Mutluluklar ve sağlıklar diliyorum.